Merhaba sevgili Kan67 ve Kilimle Bel izleyicileri. Bir arka bahçe programına daha hoş geldiniz. Evet, her hafta olduğu gibi, her salı olduğu gibi yine ekranlarınızın karşısında sizlerle olmaya devam ediyoruz. Gündem yoğun, kalabalık her zamanki olduğu gibi ülkenin gündemi malum ortada. Bazı şeyleri yorum yapmaya gerek bile duymuyoruz. Herkesin kendi hür düşüncesine saygı duyuyoruz. Evet, bu akşamki konuğumuz Deva Partisi İl Başkanı Sayın Fatih Keleş. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasin Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi. Sizler de iyisiniz. Bu ülkede ve bu şehirde ne kadar iyi olunabilirse biz o kadar iyi olmaya çalışıyoruz. Güzel zorluluk için ve güzel bir Türkiye için var gücümüzle. Demokrasi ve Atılım Partisi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Çok güzel. Başkanım, tabii bizler sizi tanıyoruz, kamuoyunda birçok kişi de tanıyordur ama yine de insanların hafızasını tazelemek isteriz. Fatih Keleş kimdir? Kısaca bir özgeçmiş geçer misiniz? Fatih Keleş 1978 Zonguldak doğumludur. Evli, iki çocuk babasıdır. Doğma büyüme Zonguldaklıdır. Bazılarına göre Zonguldaklı sayılmasak da biz ata topraklarımız ve ata mezarlarımız dahil olmak üzere kendimizi Zonguldaklı addediyoruz. Bu şehirde doğduk, bu şehirde ticaret yaptık. Üniversiteyi İstanbul'da bitirdim. Daha sonra aile şirketine geri döndüm. 2024 Haziran'dan itibaren de Deva Partisi Zonguldak İl Başkanı, hem kurucu il başkanı hem de kongresini yapmış il başkanı olarak Zonguldak siyasetinde elimizden geldiğince doğruya doğru diyerek, yanlışa ise dur arkadaş siz bunu yanlış yapıyorsunuz diyerek siyaset yapma, siyaset anlayışı güden Sayın Ali Babacan'ın göstermiş olduğu Türkiye için yeni bir kavgasız, gürültüsüz siyaset şovmenliğinden uzak ama bir o kadar da doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir siyasi partinin il başkanıdır. Evet, ben de konudan konuya hemen hızlı gireyim istedim. Siz kendiniz bahsettiğiniz için konuya daha önce değinecektim. Kamuoyunda birçok siyasi il başkanına göre daha arka planda duran, daha sakin, daha mütevazi bir siyaset sergilen bir tavrınız var. Bu da alışık olmadığımız bir siyaset tavrı aslında. Bu size artı eksi ne katıyor başkanım? Benim genel başkanım kavgadan uzak. Mitinglerinde bile bağırıp çağırmaktan ziyade tane tane ne yapmak istediğini ve bu iki için neyi hangi süre içerisinde yapmak istediğini gayet düzgün bir şekilde ifade eden genel başkan. Dediğiniz bir şeye katılmıyorum. Arka planda değiliz. Evet biz yeni kurulmuş, daha ikinci senesini yeni bitirmiş bir siyasi partinin il başkanıyım. Genel başkan temsilcisiyim. Ama biz Zonguldak ilinde olası ve olan ve olacak olan her şeyde haberdar olan olacak olan hani biraz bir geniş tabir ama olan her konuya haberdar olan, içinde olan bir siyasi partiyiz. Bunun en yakın örneğini Kilim'de balıkçı barınaklarını hukuka aykırı bir şekilde vandallıkla yıkıma geldiler. Yıktılar. Orada sabahın 9'undan akşama kadar olan tek ilk siyasi parti Demokrasi ve Atılım Partisi'ydi. İl yöneticilerimiz ve Kilim ilçe başkanımız bizim o an itibariyle oradaydı. Biz bu şehrin gerçekleriyle, bu şehrin dinamikleriyle yaşayan bir siyasi parti. Başkanım özür dilerim. Ben belki tabiri yanlış kullandım. Amacım sizi başka bir şey çekmek değildi. Yani arka plandasınız derken şu anlamda söylemiştim. Daha durgunsunuz. Diğer il başkanlarına göre daha sakin bir mütevazi bir siyaset yapıyorsunuz. Onu sormak istedim. Amacım oydu. Biz kavgadan uzak, hani kimseye laf atmadan, hiç kimsenin siyasi partisinin kurucu il başkanlığını kendi partisine geçirmeden siyaset yapmaya çalışıyoruz. Biz varımızla bu şehirde hak ederek, tırnaklarımızla kazıyarak bu şehirde kalıcı olmak istiyoruz. Biz sizin demiş olduğunuz gibi bir gün için değil, Türkiye'nin geleceğine yön vermek için biz buradayız. Türkiye'nin geleceğine, bu şehrin geleceğine yön vermek için buradayız. Evet, biz bu şekilde, genel başkanımın tarzı da bu. Ettiyseniz inceleme fırsatı olabildiyse. Kongreye geldiği zaman da aynı şekildeydi. Daha sonra geçen sene geldik biz burada Kilimli'de özel sektör maden ocağını ziyaret ettik ve Ali Bey'den başka Zonguldak'ta özel sektör maden ocağından bir tane genel başkan yok. Evet başkanım. Peki göreve geldiğiniz bugünden beri birçok çalışmanın içerisinde olduğunuz kişiyle beraberdik zaten az önce de bahsettiğiniz gibi. Konuya değineceğim. Daha detaylı gireceğim o konuya. Çok
göz önünde olmayı mı sevmiyorsunuz? Ya da medya size çok mu yer vermiyor da yaptığınız birçok çalışma gün yüzüne çıkmıyor? Ya da başka amaçla biraz daha sakin mi gidiyorsunuz çalışmalarda diyelim? Biz sakin gidip, biz hoş olarak böyle bir kişiye sahip olalım. Sakin gidip doğru emin adımlarla gitmeyi tercih ediyoruz. Biz hani bir şeyi yapmak için değil, hakikaten bu şeyin doğrusu, eğrisi, artısı neyse biz ona göre yapmaya şey yapıyoruz. İşte demin değinmiş olduğunuz gibi Kilimli Balıkçı Barınakları ki tamamen hukuka aykırı ve oradaki 80 küsur balıkçımızın hakkını yenerek bir şekilde yapılan bir yıkımda biz orada olduk. Bir gece 1.30'da bir tweet geldi. Başkanım biz sizi istiyoruz, ilçe başkanınız burada ama siz yoksunuz. Dedik ki arkadaş biz orada var mıydık? Vardık. Açıklamamızı yaptık, gazete, yerel medyada takip ettik. Biz hani şov için değil, bu şehrin ihtiyaçları için, bu şehrin neye ihtiyacı olduğunu, bu ülkenin neye ihtiyacı olduğunu bilerek ona göre hareket etmeye çalışıyoruz. Bizim derdimiz bu şehirde kalıcı hizmetler bırakabilmek. Yarın bir gün birisi Deva Partisi şu konuyla tepki verdi, konuya ne tepki verdiğini söylediği zaman biz önüne her şeyi çıkartabilecek şeffaflıkta ve açıklayız. Bakın pandemi sürecinde tren seferlerini kapattıkları zaman ilk sesi çıkan parti bizdik. Arkadaş yanlış yapıyorsunuz. Türkiye'de iki tane ilde tren seferi yoktu. Bir tanesi maalesef ki Zonguldak'tı. Pandemi adı altında bizi cezalandırdılar. Tek ulaşıma mahkum ettiler. Hala da ulaşım sıkıntılarını vaktimiz elbise ve sorarsanız şey yaparız. Bu şehrin ciddi ulaşım sıkıntıları var. Bunları hala da üzerine gidip konuşmamız lazım. Tartışılması lazım. Çok şey var. Biz sadece evet biraz belki az sesimiz şey olabilir ama bu şehrin doğru noktalarına değinen tek partisi Demokrasi ve Atılım Partisi. Peki başkanım yerel siyasete girmeden önce biraz genel siyaset yapalım istiyorum. Sonra da Türk ülke gündemini konuşalım. Daha sonra da yerele dönelim istiyorum. Gündemde altılı masa var. Genel başkanım Babacan da bu altılı masanın bir genel başkanı. Bu arada biz genel başkanımıza bir slogan bulduk. Çok güzel bir slogan. Ama patentini istiyoruz. Geldiği zaman söylersin. Bizim tamam. Niyetimiz genel başkanımızın da sözü var. 15 Ekim'de Erzurum mitinginden sonra program müsait olursa bu ayın sonuna kadar Zonguldak'ı tekrar ziyaret edecek. Senin de bir sefer Zonguldak'ı ziyaret edecek. Evet, geliyor. Gene gelecek. Kilimli, eğer Allah izin verirse Kilimli İlçe Başkanlığı binamızda tadilatı o zamana kadar yetişirse biz Ali Bey'le Kilimli İlçe Başkanlığımızı da açmaya geleceğiz. Sloganı o zaman patent hakkına beraber tamam, söyleyeceğiz. Tamam, o zaman saklıyorum. Üstüne ücret alacağız size. Tamam, üstüne alacağız. Peki altılı masa gerçekten bu ülke için gerekli mi? Gerekli. Ya da altılı masadan lider kim çıkacak, aday kim çıkacak? Altılı masanın dağılması gündemde var, konuşulan söylemler içerisinde, iddialar arasında var. Bence altılı masa bu işin yani diğer koalisyona karşı başarı oranı ne olacak sizce? Şimdi bakın altılı masa bu ülke için gerekli. Yaklaşık 20 yıldır aynı zihniyet tarafından yönetiliyoruz. Bunun yaklaşık 4 senesi 2 tane de ufak ortakları var. Onlar vasıtasıyla yönetiyoruz ama maalesef ki son 4 sene 3,5 senedir içinde bulunmuş olduğumuz ekonomik durum, içinde bulunmuş olduğumuz hukuksuzluk ve bununla birlikte getirilmiş olduğu temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmaları. Bakın bugün sosyal medya yasa tasarısı gündemde. Burada haksız bir şekilde insanları tamamen kendilerine istedikleri şekilde yayın yaptırmaya, söz söylemeye çalışıyorlar. Sabahları biz geçerken işte parti binama giderken taksi duraktan uğruyor. O da taksicilerle, taksici esnafıyla, arkadaşlarımız, abilerimizle sohbet ediyoruz, çalışıyoruz. Dedikleri şey, başkanım biz bir kelime yazmaktan korkuyoruz. Bu paylaşım şimdi bugünkü yasa zaten maalesef biz basın mensupları için de çok üzücü. Aslında yasada çok güzel şeyler de var. İnternet televizyonculuğunun aktif olması, internet gazeteciliğinin gündemde resmiyet kazanması gibi birçok olumlu şeyler var ama bu devede kulak misali. En sevdikleri şey zaten ülkeyi torba yasalar içerisinde bir yasanın yasa teklifinin içerisine çoklu maddeler sokarak ya da KHK'larla yönetmek. Bunlarla bakın KHK'larla istedikleri gibi insanları işten atabiliyorlar. İstedikleri görevler alabiliyorlar. Bir gece 2'de bir bakan affını istiyor. 3'te hemen o bakanın yerine bulacaklar adam hazır.
memnuniyetle görevi kabul ediyor. Hani böyle bir ülke içerisinde biz böyle bir yönetim hak etmiyoruz. Altılı masanın yıkılması diye bir şey yok. Bakın 2 Ekim'de 6 tane genel başkan, bunlardan bir tanesi de Sayın Genel Başkanım Ali Babacan olmak üzere bir araya geldiler. Biz bu buluşmanın aynısını Zonguldak'ta da bir tek Demokrat Parti'nin il başkanına ulaşamadık. Onun haricinde biz burada da zaman zaman altılı masanın 5 il başkanı bir araya gelip gündemler üzerine değerlendirebiliyoruz. İşte bu Kilimli Balıkçı Balığı'nın Akbeni yıkılmasında hepimiz vardık. Yayla Ortaokul, İlkokulu kompleksinin yıkılıp ne olacağı belirsiz bir proje yapılmaya geldiği zaman gene il başkanları ve ilçe başkanları olarak bir araya geldik. Altılı masanın yıkılması gibi bir şey yok. Bu ülke için çok seslilik, ortak akılla yönetim şu an için olmamız gerekiyor. Ben yaptım oldu zihniyetinden kaçınıp layıkıyla, liyakatlı, bu işin ehli kadrolarla, bu işi yapabilecek olan düzgün kadrolarla, vatan sevgisi olan insanlarla bu yola çıkıp çok daha başarılı olunabilir. Ve bu ülkede siz, ben, kim varsa yaşayan 84 milyon insan bu ülkede huzur içerisinde, geleceğine güvenerek, bu ülkeden öğrencilerin yurt dışına kaçma hayali içerisinde olmadan yaşanılabilir bir ülke haline getirmemiz lazım. Bakın lise öğrencileri şu anda bu ülkeden nasıl kaçarım, üniversite yurt dışında nasıl okurum ya da bir üniversite öğrencilerimiz de bu üniversiteyi bitirip de daha iyi imkanlarla nasıl başka bir ülkeye gideceğim derdinde. Siz doktora gidersen git, mühendise, öğretmene, işte mühendisler ağlamıyor, sen niye ağlıyorsun diyen bir zihniyetle biz yönetilmeyi hak etmiyoruz. O yüzden altılı masa ve ortak akıl, parlamenter sisteme geçiş için ve seçim güvenliği için imza atmış olan bu insanların, 6 genel başkanın tek derdi bu ülkeyi huzur içerisinde yaşatmak. Yani siz 6 sene okuyacaksınız, gidiyorsan git deyip hiçbir doktora laf diyemezsiniz. Hiçbir mühendise, doktor, öğretmeni, siz mühendisler sizin kadar ağlıyor diyemezsiniz. Gözlerime bak diyor, enflasyon, açıkladıkları enflasyon %85, pazar enflasyonu kaç? %185. 20 liraya bugün ne alabiliyorsunuz pazara gidip? Hiçbir şey alamıyorsunuz. Bir kilo patates aldığınız zaman 9 lira, o da en ucuzu. O da bulursanız. En ucuzu, pazar günleri kampanya yapıyor yerel marketler, 9 lira. 100 liraya 10 kilo patates alamıyorsunuz bu şehirde. Aynen. Balık çıktı, balıkçılarda bakıyorsunuz en kötü, en ucuz palamutun bol olduğu denildiği zaman da 25 lira. Bugünkü bir açıklama var, geçen seneye göre 100 kat artmış palamut ama dediğiniz gibi 25 liradan aşağı palamut. Çünkü nasıl satacak bu adam? Bu mazotla bu balıkçı nasıl geçinecek? Bir dünya insan çalıştırıyor, bu işin bir operasyon gideri var. Hani. O da insan çalıştırıyor. Bir sonuçta bak maliyetlere baktığınız zaman 25 liradan aşağı bir kilo bir tane palamut alamıyorsunuz. O yüzden bu şey bu ülkenin huzura, ekonomik olarak gelişime ve her şeyden önce hukuka ihtiyacı var ve bunun için de altılı masa bu ülkenin ihtiyacı var. Peki Sayın Başkanım, altılı masadan sizce kim çıkar aday? Ortak akıl benim gönlümdeki gene aday Sayın Ali Babacan. Ama ülkenin ihtiyacı ortak akılla seçilmiş bir aday ve buna da Sayın Genel Başkanım hangi isim üzerinde öncelikle kendi sonra hangi isim üzerinde uzlaşırlarsa fikir birine varırsa ben Deva Partisi il başkanı olarak ve ben ve ilçe başkanları, il yönet bütün yönetimlerimiz ve gönüllerimiz dahil olmak üzere biz kayıtsız şartsız altılı masanın adayı konusunda can siperhane çalışacağız. Başkanım, Zonguldak'ta bütün ilçelerde yapılandınız mı? Zonguldak'ın biz 8 ilçenin 6'sında varız. Sadece Gökçebe ve Devrek'te ilçe başkanı konusunda görüşmemiz var. Devrek'te vermiştik. Sağlık sebepleri sebebiyle ilçe başkanı adayımız affını istedi. Niyetimiz bu ayın sonuna kadar Devrek ve Gökçebe'de de yapılanmayı tamamlayıp 8 Zonguldak'ın 8 ilçesinin 8'inde de ilçe başkanlıkları, ilçe başkanı atamamız ve kurullarını oluşturmamız. Peki başkanım, gelelim yerine Zonguldak'a, biraz daha Zonguldak konuşalım. İnsanlarımızın ve seyircilerimizin daha çok merak ettiği konular aslında Zonguldak. Peki Zonguldak Belediye Başkanı'nı başarılı buluyor musunuz? İsterseniz önce Kilim'den başlayalım. Zonguldak'tan başlayalım. Kilim'den başlayalım, yayınımızın merkezi Kilim tamam, olduğu için. Tamam, Kilim'den başlayalım başkanım. Peki Kilim Belediye Başkanı'nı başarılı buluyor musunuz? Kilim Belediye Başkanı bize yapmış olduğu bir tane icraat açıklasın. Kendi öz kaynaklarıyla yapmış olduğu bir tane icraat açıklasın. Biz ondan sonra takdir ederiz kendisi. Asfalt döküldü,
tamamen karayolları ve Cumhurbaşkanı'nın gelme ihtimaline karşılık asfalt karayolları tarafından yapıldı ve kaldırım çevre düzenlemesini devlet yaptı, belediye yapmadı. Belediyenin asli hizmetleri içerisinde maalesef ki ya insanlarımıza yaşam konforu dahil altında hiçbir şey yok. Başkanım zaten bunu soracaktım ben, soru olarak soracaktım ama şöyle söyleyeyim. Zonguldak'ın tamamındaki belediye başkanları devletin imkanlarını, devletin yaptığı işleri kendileri yapmış gibi lanse ederek kamuoyu yaratıyorlar. Onlar Zonguldak sadece eski merkez ilçe, yani Bozlu, Kilimli ve merkez ilçeden saydıkları için bunu iktidara göre ve yancılarına göre Zonguldak sadece bu 3 ilçeden oluşuyor, o kadar. Peki. Onun haricinde onların Zonguldak gibi bir derdi yok. Ereğli gibi bir derdi yok, Gökçebey gibi bir derdi yok, Devrek gibi bir dertleri yok. Onlar için onlardan olmayan yer onların değildir. Eskiden karayolların arabaların önlerinde yazardı, gidemediğin yer senin değildir diye. Onlar da seçim alamadı, hiçbir yere kendileri gibi sahiplenmiyorlar. Bakın biz bugün Kilimli'de geldik, dolaştık. Kilimli pazar yerinin çatısı akıyor. Evet. Kilimli pazar yeri kapalı, Kilimli'nin ciddi bir şekilde kapalı pazar yerine ihtiyacı var. Kilimli halkının ihtiyacı var. İnsanların, pazarcı esnafının ve halkımızın rahat rahat dolaşabileceği, alışverişini yapabileceği bir yere ihtiyacı var. Maalesef Kilimli'de yok. Beyefendinin söz vermiş olduğu en basitinden çocuklarımız için parklar ne oldu? Yok. Bakın yok. Kilim sahiline bir tane yaptılar ilk geldiği dönem. O da gitti. Yok, duruyor. Oranın da şey başkanım, o dönem bir hata yapmıştı Sayın Kamil Başkan. Yapılan parkın yer zemin renkleri PKK renkleriyle aynıydı. Ve simgesel olarak da aynıydı. Hatta biz o zaman gündeme taşıdık. Yani bir yanlışlık mı var, gözden mi kaçırma oldu? Bu kadar alenen PKK simgesi ve PKK bayrak renkleriyle bir parkın donanması bizi rahatsız etti. Ve o dönem gündeme taşıdık. Haberimizden bir süre sonra parkın yer döşeme renkleri değiştirildi. Göremiyor muymuş? Gözü mü görmüyordu? Yani burada... İnceleme yaparken fotoğrafları var. Ama görmüyor. Yani bakın, yapmak istediği... sonra her şeyi yaparsınız. Bunlar seçim vaadinde var. Hani biz bu şeyleri konuşmuyoruz. Biz geldiğimiz zaman il yöneticisi ve ilçe başkanına, ilçedeki arkadaşlarımıza beraber oturduk. Dedi Kilimli'de neyimiz var, neyimiz yok. Bir bakalım. Bunların hepsi seçim vaadinde var. Çocuk parkları yok. Balıkçı barınakları, arkadaşların en sevmiş olduğu şey. Yıkmayacağız, güzelleştireceğiz, iyi şey yapacağız. Buyurun. Bir pazar günü 200 tane çevik kuvvet polisiyle oradaki balıkçı esnafını karşı karşıya getirmekten kimsenin vicdanı sızlamadı. Biber gazını sıktırmaktan kimsenin vicdanı sızlamadı. Ne oldu? Hani sözü vardı, balıkçı barınakları yıkmayacak, güzelleştirecek, siz bir esnafı mısınız abi? Hepsi abisiydi. Yaş olarak bildiğim kadarıyla 35-36 yaşında Sayın Belediye Başkanı. Hepsi abisiydi. Hepsi kardeşiydi, abisiydi. Orada gidip çay içmişti, gençliğini geçirmişti vardı. Hani o mikrosun önünde sandalye atıp insanların balıkçı barınaklarını ya da telefonunu kapatıp da ulaşamamaya benzemiyor bu iş. Siz şehri yönetiyorsunuz. Şehri yönettiğiniz zaman da sorumluluk alacaksınız. Siz orayı yıktınız mı? Yani yıkma kardeşim, sen yıkmadan önce bu insanlara getir proje. Siz bir proje getir, o proje kapsamında herkes biz sizi şuraya alacağız. Yani bölümde yer göstereceksiniz balıkçıya. Burası deniz mi? Ben geldim zaten bölüme gidebilmek için abi, altında bir tane şey olacak, kamyonet olacak. Ve herhangi bir böbrek taşı falan düşeceksen bölüm yoluna gidebilir insanlar. Orada çok güzel patikalar kurmuş, engelli rampası koymuş işte kendisi. Hatta başkanım bölüm yolundan bahsettiniz. Yani çok enteresan bir şey. Bölüm yoluna KYK yurtları yapıldı. Erkek öğrenci yurtlarımız, öğrencilerimiz gelmeye başladılar. Bu hafta öğrenciler gelmeye başladı. Altyapı sözü verdi, altyapı yok. Maalesef. Altyapılarımız yok. Otopark sorunu her ilçede olduğu gibi her yerde, Kilim'de ciddi bir şekilde otopark sorunu var. Ana güzergahta otopark sorunu. Millet bahçesi yapacaktı. Ne oldu millet bahçesi? Yaptılar başkanım. Yaptı. Bir tane yeşillik olmayan bir millet bahçesi var. Yani bahçeden anlayışınız park renkli parke 2-3 tane de ağaç dikmekse tamam. Ama siz insanları rahat nefes alıp oradan insanların bir iki tane kafeyle şeyle insanları rahat nefes alabileceği, günün stresini, öğrencinin stresini attırabileceği bir yer yapacaksınız. Kusura bakmayın, onlar çok yanlış anlamışlar millet bahçesi. Yani eski karakolun oraya millet bahçesi yapmak da bu iş olmaz. Siz burada yırttınız, önce çıkartacaklar projeleri Kilimli özelinde. Kilimli belki çok fazla başkanım, zaman ayırdık. Sizden önce de Kilimli ilçe başkanı, CHP ilçe başkanımız Erol Saral vardı konumuz geçen hafta. Onunla da aynı şeyi konuştuk. Keşke bu barınaklar yıkılmadan önce bir önlem alınsaydı, bir proje alınsaydı ve tamamlanmış bir şekilde balıkçılara
taşınma imkanı sağlanıp da burası yıkılsaydı gene belki bir nebze ama sonuçta burası rant yok diye kendisi bir açıklama yaptı biz yayındayken. Rantı kendisi mi yapıyor? Rant yok diyor ama net bir proje de yok. Birkaç proje paylaşıldı belediye tarafından hatta biz yayındayken gönderildi bize de. Altı terminal, üstü balıkçı restoranlar olacakmış. Bakın tamamen kandırma. Bugün ben bu işin içinden gelen birisi olarak söylüyorum. Kozlu ve Zonguldak terminalinin birleştirilmesi bile gündemde. İki terminalin ortak bir yerde toplanıyor. Çünkü 5 kilometre arayla iki tane terminal yapıyorsunuz. Onların kendi şeyleri açısından ortak bir yerde büyük bir terminal. Hiç Türkiye'nin hiçbirinde böyle bir şey yok. 5 kilometreyle iki tane terminal yok. Bir tane de buraya terminal yapacaksınız. İstanbul'a kalkana de şey yapar da Ankara arabası buradan kalkacak. Kozlu'dan Zonguldak'a gelecek. Hani uygun bir güzergah yok. Kandırmasın insanları. Kandırmaktan vazgeçsin. Karşısındaki insanları, halkı, siyasetçileri yok saymaktan vazgeçsin. Tek ona beyefendiye tavsiyemiz bu. Abilerin yolundan gitmesin. Abileri hukuksuzluğu çok iyi biliyorsa hukuksuzluk yolundan gitmesin. İnsanları mağdur etmeden gitsin. Eğer yeşili görmek istiyorsa Kozlu'ya gelsin. Ali Bektaş Başkan'dan bana göre yapmış olduğu, bu şehre katmış olduğu en güzel şey Kozlu sahildir. Gelsin orayı görsün. Ona göre ders alsın. Ama balıkçı barınakları ile ilgili siz burada insanları mağdur etmemesi lazımdı. Edemezsiniz. Buradaki insanların hakkını yiyemezsiniz. Buradaki insanlar sabahın 5'inde deniz kenarında balığa çıkarken kahvaltı ettiremezsin. Başkanım, kilimde çok şey eksik maalesef. Bu şehrin her tarafında eksik. Bakın, yani kilimden başladık ya, hani o yüzden kilimden. Ben o zaman şöyle devam edeyim. Bakın, karşımıza 7 senede bitirdikleri Mithatpaşa Tüneli ile çıkıyorlar. Evet. Zonguldak'a katmış oldukları toplam 2 tane eser var. Bir, Mithatpaşa Tünelleri, ikincisi Uzun Mehmet Camisi. Onun haricinde karşımıza çıkabildikleri bir proje yok. Yarım Yamalak Liman Projesi var. Habire esnafımızı mağdur ettiler, oraya koydular, hala açılamayan dükkanlar ve tamamlanmayan imalatında soru işaretleri var. Uzun Mehmet Camisi bu şehre değer kattı. Cami görsellik olarak da değer kattı ama siz 7,5 senede bitirmiş olduğunuz 6 kilometrelik Mithatpaşa tünellerini Cumhuriyet zamanında ve 1938 ile 1950 arasındaki teknolojiyle yapılmış tünellerle kıyasladığınız zaman insana sorarlar. O zamanki teknoloji mi, bu zamanki teknoloji mi? Maalesef. Yani o yüzden bize hizmet diye gelmesinler. Hizmet diye verdikleri bu. Çok biliyorlar. Zonguldak'a doğru gelelim. Hala da hastanemiz teslim edilmedi. 5 Ekim'de sözde yarın itibariyle hastanemizi teslim edecekler. Kabulünü yapacaklar. Hastane gelecek ama hastane geçildiği zaman, acil servis hizmeti verilmeye başlandığı zaman trafik yükünü nasıl kaldıracaksın? O yok. İşte onda hemen ekskavatörler devreye girecek. Yaylı Ortaokulu'nu yıkıyor. Oraya bir rivayete göre proje paylaşılmadıkları, sevmedikleri için rivayet diyorum. Kavşak yapacaklarmış, trafiği rahatlatmaya çalışacaklarmış. Yaylı Ortaokulu TTK'nın bahçesine kaydıracaklar. Yani bir insan yapmadan önce projesini getirir. Demin dedik ya, biz ortak akılla bu ülkenin yönetilmesini istiyoruz. Hani bir projeyi getirirsin. Dersin kardeş, biz bu projeyi bu şekilde yapacağız. Biz bu şehir için bunu planlıyoruz. İşte buradaki okulun bahçesinin belki evet depreme dayanıksızdır. Oradaki hiçbir öğrencimizi, bir tane çocuğumuzun bile riske girmesini istemeyiz ve buna tahammülümüz de yok. Ama siz bunu gelip de ben yıktım. Yok, böyle bir vandallık yok ya. Ben yıktım. Hadi tamam, yerine ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ve aynısını lavabo alanında kapattılar, tamam. İşte proje yapacaklardı. 3 sefer proje değişti. İhale sürecini çok yakından takip ettik. Götürü daveti usulü verdiler ihaleyi. Verdikleri firmayı sakladılar. Ona rağmen tamam buyurun yapın dedik ve bundaki sesi çıkan tek parti Deva Partisi'ydi. Karşımıza proje gelmedi. Biz bir iftar Sayın Belediye Başkanı doktorumuz, bütün Zonguldak'taki siyasi partileri, muhalefet ve iktidar olmak üzere bir araya getirdi. Kendisi de projelerimizi paylaşacağız, böyle yapıyoruz ama evet, şehre değer katıcı projeler, ortada proje yok. Lavaralığını yaptınız, şimdi proje iptal. Tekrar trafiği açtınız, yüklenici firma çünkü yapmıyor. Aşağı indiği zaman su çıkıyor. Siz bunu bilmiyor musunuz? Hiçbir sondaj yapmadınız.
Hiçbir bunu ya. En basitinden bir adama sorarsın, gel bir inşaat yapacağım diye. İlk soruyor, sonda altta ne var? Su mu var, taş mı var, çakı mı var? Ne var? E siz bunu hiç bilmeden bu kadar şey yaparsanız karşınıza ne oldu? Lavar alanı yok. Maalesef. Başkanım, Filios projesi, 100 yıllık projesi yapılmaya başlandı. Fakat Filios projesi Zonguldak'a birçok şey katarken birçok şeyi de getirmeye başladı. Niye başladı? Filios projesi Filios bölgesindeki tarımı bitirmeye başladı. Çünkü otomatikman sanayileşmeye başladık ve tarım yok olmaya daha başladı. Sanayi, ortada sanayi yok Filios. İşte hiçbir şey olmadığı halde şu anda bu şu andaki haliyle bile çünkü yapılaşma başladı, işte binalar değer kazanmaya başladı, insanlar yerini afaki rakamlarla peşkeş çekmeye başladılar ama hepsininle birlikte Zonguldak'ın en güzel tarım bölgelerinden birisi olan Filios'ta tarım bitiyor. Bu konudaki düşünceleriniz nedir? Şimdi bakın, Filios'ta evet yapılan bir endüstri bölgesi var ve Filios limanı %60'ı BOTAŞ tarafından alınmış vaziyette. Çıkacak olan bir doğalgaz var. Doğalgaz için ciddi bir yatırım var. Bunu desteklemek lazım. Sonuçta oradan çıkan doğalgazı kimse Rusya'dan alıp getirmeyecek. Eğer bu denildiği kadar rezervler varsa inşaat daha fazlası vardır. Çıkartmak ve işletmek altılı masa ve Deva Partisi'nin nasip olacak bunun. Ayrıca üstüne basarak söylüyorum. İnşallah o kadar yatırım boşa gitmez. Doğalgazımız ülkeye değer katar, şehre değer katar. Ama oradaki suni artışların doğalgaz tesisi bittikten sonra azalacak kanısındayım. Çünkü yatırım yok. Bir tek Tosyalı'nın onaylanmış projesi var. Bu projede Tosyalı'ya da ciddi bir şekilde avantajlar verilmiş vaziyette. KDV muafiyeti var, SSK muafiyeti, her türlü muafiyet verilmiş. Yeter ki yatırım yapılsın gelsin diye. Ama onun haricinde Filios'ta hiçbir tane yatırım yok. Valiliğimizin internet sitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bana göre en büyük Zonguldak'taki tek temsilcisidir Zonguldak Valiliği. İnternet sitesine baktığınız zaman bacasız endüstri kısmı var. Ama şu ana baktığınız zaman yapılan hiçbir şey yok. Ve 2018'de bitirilmesi öngörülen bir proje. 2022 bitiyor. Hala Tosyalı'dan başka bir tane onaylanmış proje yok ama bunun sonucunda ne olur? Tabii bunu yaparken de hani şey yapmamak lazım. Bir taraftan endüstri gelecek diye tarımı yok etmememiz lazım ki pandemi burada tarımın ne kadar kıymetli olduğunu bize gösterdi. Bir pandemi, iki Ukrayna-Rusya savaşı. Bakın buğdayımızı biz Ukrayna'dan alıyoruz. Jandarma bizim kontrolümüzde. Bize geliyor. Yurt diğer aşağı inecek, aşağıdaki Akdeniz ülkelerine satılacaksa da gene Türkiye'nin kontrolünde jandarmalarında geçiyor. Yani bu bir şey değil ki. Sonuçta biz ilkokulda öğretilen dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülke içinden bir tanesi Türkiye'ydi. Biz ondan da vazgeçtik. Sevgili Durmuş Özkan iyi yayınlar demiş. Osman Saka iyi yayınlar demiş. Sevgili Fatih Direl iyi yayınlar demiş. Sevgili Fatih'e ve aracılığıyla da genç kilinli sporlara buradan tekrar selam söyleyelim biz de. Başkan, Zonguldak'ta günlerdir çok konuşulan en büyük konulardan birisi de Fevkani Köprüsü. Yıkılsın mı, yıkılmasın mı, yıkılacak dendi. Arkadaşlar müteahhit ruhlu oldukları için yıkmayı seviyorlar. Gerçekten yıkılması Zonguldak'ın önünü açar mı? Zonguldak'a bir şey katar mı? Veya yıkılmasında fayda var mı? Şimdi bakın, siz hep aynı yere geliyoruz. Bu arkadaşlar yıkım işini çok sevdikleri için çok basit. Siz şimdi köprüyü yıkmak için diyorsunuz ki risk var. Bu köprünün risk raporu var. Siz risk raporu olan bir köprünün üzerinde parklama yaptırıyorsunuz. Park parası alıyorsunuz. Diyorsun ki gel arkadaş arabanı buraya çek. Ama sonra da devlet olarak diyorsun ki bak bu köprü riskli. Burada bir kere tezat. Sonra tam yıkacağım diyorsun. En sevdiğin işi yıkmak. Rant var çünkü. Yıkacaksın. Tam yıkarken hangi trafiği nereden vereceksin? Onu bilmiyorum. Bir simülasyon getirmiş. Simülasyon yazın çekilen bir simülasyon. Şimdi bakın akşam sabah 8.30'da 8.30'da 9.30 arası çarşıya girmek imkansız. Trafik kilitleniyor. Akşam keza kilitleniyor. Allah'tan bu tünelleri açtılar. Yoksa trafik hepten felçti. Buna rağmen köprüyü yıkacağım diye ortalığa çıkmış vaziyettesin. Siz köprüyü yıkarken altındaki esnafı düşündünüz mü? Yok. Sadece aldınız eline bir rapor, biz burayı yıkacağız. Aynı şekilde beyefendinin de, doktorun da sözü var. Köprü altı esnafına, biz burayı yıkmayacağız. Abisi geldiği zaman biz burayı yıkacağız diyordu. Kendisi slogan değiştirdi, biz burayı yıkmayacağız diyor. İki genç belediye başkanımız, doktor ve arkadaşı
bunlar yıkmayacağız deyip yıkma işini çok seviyorlar. Geldi yıktı. Ne esnafı düşünüyor? Öncelikle orada elinizi vicdanınıza koyarsanız yaptığınız her şey tezat. Siz o zaman köprü tehlikeliyse bir kere köprüyü tır kapat. Yani park yaptırma, parkı engelle, plastik tubayı her tarafa çakıyorsunuz kolay ucuz buldunuz diye. Bir kere parkı engelle. Altındaki esnafı, bugün Merkez Çarşısı'nda balıkçı esnafımızı mağdur ediyorlardı. Daha sonra gittiler, akıllarına geldi, balık linç yiyeceklerdi. Balıkçı esnafımıza hiçbir şey yakışmayan bir şey... Çeşme keş bir yer yapıldı orada. Onu daha güzel yapıp ellerine çok daha güzel imkanlar arkası, vardı. Arkası otopark oldu. Otopark, proje yok çünkü. Orayı ne yapacakla ilgili proje yok. Balıkçılara çok daha güzel, aynı yere çok daha güzel, prefabrik güzel bir imalat yap. Oradaki insanımız da, oraya gelen halkımız da mağdur olmasın. Oradaki esnafı da mağdur etme. Göbeği de burası, Zonguldak'ın göbeği burası yani. Olur mu? Bu kadar vizyonları var. Vizyonları bu kadar. Yani oradaki balık, şehrin girişi çıkışı en güzel yerin olmak zorunda. Yani siz o tarafı yapıyorsunuz, Allah aşkına Mithatpaşa tünellerinden çıktınız, enteresan bir labirentle şehre giriyorsunuz. Bugün ben gelirken Kilimli tünellerinde kaza vardı, polis yolu kapatmıştı. Hani yaptığınızı bilmiyorsunuz. Esnafı mağdur ederek siz elinize hiçbir şey gelemez. Yazık oradaki esnafımıza da bir öneri sun. Yani siz emlak konuta yaptırdığınız yere adını uzlaşma ofisi koymuşsunuz. Git diyor uzlaşma ofisinden yer talep et. Uzlaştıktan sonra buradan alabilirsin. Ya bir sorun var ki uzlaşma ofisi koymuşsun adını. Demek ki hani tabirleri kendileri koydukları için bu şehirde sorunsal yumruğunu onlar getiriyor. Yani siz orada ben trafiğin çok daha rahatlayacağı kanısında değilim. Ki bu zihniyette imkansız rahatlamak. Siz alternatif yolları Aralık ayında yıkacağım diyorsunuz. Yıkım keşmekeşi, o asfaltın sökülmesi, oradaki demirlerin yıkılması, esnafın mağduriyeti. Siz de esnafa, kendi esnafınıza bir yer gösteremiyorsunuz. Yani oradaki sadece 98 tane sizin vergi almış olduğunuz esnaf değil. Bu gözle bakarsınız. Ama bana ne der? Git bir yerden bulsun dersiniz. Westlife'a gitsin dersiniz. Başka bir yere gitsin dersiniz ama onu oradaki 98 esnaf yanlarına çalışan kişilerle bini aşkın nüfusu göz önüne alırsanız siz bu şehrin bir yönetimi olarak bunu düşünmek zorundasınız. Hiçbir altyapı yapmadan ben yıktım, ben yaptım oldu zihniyetiyle gidersiniz. Gelmiş oldu bu sonuç. Bu olur. Lavar projesi gibi altından su çıktı der. Ondan sonra hadi proje değişecek. Önümüze 2 sene dağıtır. Peki başkanım. Zonguldak'ın olmazsa olmazı Demirbaşımız Türketaş Kömürleri Kurumu. Bugün bir seçim vardı. Sonuçları da daha henüz alamadık ama inşallah birazdan bakarız. Tekrar hayırlı olsun. Kilimi'de mevcut başkan aldı. Aldı mı? Aldı. Hakan Bey aldı. Diğer ilçelere de bakarız. Bir işçi alımı var söz konusu. İşçiye 7000 küsur işçi var. Alacak mı, alınmayacak mı muallakta? Promosyonları havada kaldı. TTK işçilerin her zaman gibi yine Zonguldak'ın en büyük yükünü çeken TTK. TTK ile ilgili düşüncelerin nedir? Şimdi maaş promosyonu konusunda açıklama yaptık. Küstü genel müdür ya da yardımcıları. Küsmüşler, sıkıntı yok. Maaş promosyonu emekliye 7250 lira veriyorsunuz. Çalışana vermiyorsunuz. Niye? Bununla beraber benzer yerlerde artık ülkemizin içinde bulunmuş olduğu ekonomik koşullardan dolayı asgari ücretin 5250 lira olması ve bunun beraber getirmiş olduğu maliyet artışlarından dolayı siz bunu güncellemek zorundasınız. Yani buradaki işçimizin yerin altına girip 500 metre 700 metre altına girip de kazma sandığı işçinin hakkını yedirtemezsiniz. Bu paralar sizin cebinizden çıkmıyor ya da başkasının cebinden çıkmıyor. Tamamen işçinin alın tereyine, emeğine sahip çıkmak zorundasınız. Zonguldak, evet TTK, Zonguldak merkezin bir gerçeği. Şimdi burada bize göre yapılması gereken şey Zonguldak'la ilgili devlet ne düşünüyor? Bunu netleştirmek. Bakın TTK'yı şu anda 6200 yeraltı, 800 civarında yer üstüyle beraber yaklaşık 7000 kişilik bir çalışan 49-50 binlerden 7 bin kişiye kadar düşmüş. Yılbaşında emekli olacakları düştükten sonra 6500 civarına düşecek. Hala da norm kadroya mı gelecek ya da bununla ilgili ne yapılacağı ile ilgili ortada hiçbir şey yok. Seçim yatırımı vaadi olarak işçi alma şeyi her zamanki yapmış oldukları vaatler var. Ama onun haricinde ciddi bir şeyler yok. Biz DEVA iktidarında bir kere bu şehrin öncelikle kaderinin ne olacağını iyi belirlememiz lazım. Ve bunun üzerine hala arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Sonuçta Türkiye Taş Kömürü ya da
TTK'dan ziyade maden, taş kömürü Zonguldak'ın bir merkezin bir gerçeği. Hani Ereğli'de olsun, Devrek'te olsun o kadar değil ama merkez Kozlu ve Kilimli'nin bu üçgenin bir gerçeği. Öncelikle bunu ne yapacağız? Bununla birlikte bu artık eski kadrolarının 40 binli, 50 binli personel işçi çalışan seviyesine çıkmayacağı devlet tarafından aşikar olduğu için bunun yerine buna ilave ne konulacağı, bunun üzerinde biz çalışıyoruz. Zonguldak sadece maden kömürüne değil, maden kömürüyle, taş kömürüyle beraber Zonguldak'ı daha nasıl zengin hale getirebiliriz? Üniversiteye giden gençlerimizi Zonguldak'tan kaçmadan Zonguldak'ı severek, isteyerek geri nasıl getirebiliriz? Bunun derdindeyiz biz. Biz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bakın maden mühendisliği fakültesinde doğru düzgün öğrenci kalmadı. Kapatıldı. Kadro yok. Yok bu geçim. Üniversite bir kampanya bile düzenledi. Belli bir konuda bir bağış bile veriyoruz bize gelenlere. Yine gelen gene yok. Niye siz madenin şeyindesiniz ya? Maden sonuçta aşağı indiğiniz zaman maden benim şu arkadaşım ve dışarıdan Zonguldak'a gelenler taş kömürünü yüzeyde çıkan bir şey sanıyor. Ya buyurun hadi. Ama sen madenci şehrisin. Maden mühendisliği fakültende öğrenci yok. Bu ayıp bize yeter. Bu ayıp üniversiteye yeter. Evet, Samet Albayrak, iyi yayınlar, Fatih Başkanıma selamlar demiş. Fatih Direl, köprü yıkıldı diyelim, oradan çıkan hurdalar yıkımı alan firmayı zengin eder demiş. Yani. Orayı ama şeye verdikler diyebiliyorum başkanım. Ne dediler bunu? Devlet bünyesinde bir yıkım gerçekleştirdikler. Yani ihaleye dışarı verilmeyecek diye biliyorum ben. Yani siz fark etmez, orayı yıkabilmeniz için önce üstündeki asfaltı kazıyacaksınız. Aşağıdaki dükkanları boşaltacaksınız. Onu yapacağını güçlendir. Esnafa doğru düzgün bir yer göster. Esnafa yani şey dedim, tamam siz hani yıkacaksınız. Tamam arkadaşlar. Yıkmaya niyetlendiysen yıkma ama şekillendir. Kapat trafiği. Şimdi Gazipaşa Caddesi'nin trafiği kapatma niyetleri var. Evet. Bir dediler trafiği tersten vereceğiz, bir kapatacağız. Böyle aksiyonlar yaşayacaklarına çok mu yapıyorsun? Buradaki esnafa bir kere de ki arkadaş önce sen ne olacaksın? Yani orada dernekleşme aşamasındalar. Herkes bir şekilde yıkım olacak mı, olmayacak mı ya da ne olacak? Herkes şeyini yapıyor. Zonguldak'ta çarşıdaki kiraların ne olduğunu, astronomik rakamlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani buradaki esnafı siz nereye şey yapacaksınız? Nereye göstereceksiniz? Yer mi göstereceksiniz? Ya da kampanya mı yaptıracaksınız? Ya da farklı destekler mi? Bu devlet imkanları elinde. Bir çırpıda belediyenin çöp borcunu ödediniz. Nereden ödendiğini kimse bilmediği bir şekilde bunu hazineye gelip bütçenize irat kaydettiniz, ödediniz. Buyurun buradaki esnafa da bir şey yapın. Hani bu adam da buradaki insanlar da buradaki 1000 kişiye yakın bir nüfus da buradan geçinmeni sağlayan bu insanlar da bir geleceğin ne olacağını bilsin. Ona göre yapsın. Köprü illa yıkmak gibi bir şeyiniz yok. Avrupa'da nerede şey yapıyorsunuz ya? Gittiğiniz zaman kale kalıntısını bile insanlar size bu oda kadar olan, stüdyo kadar olan yeri bile cam ekranı içerisinde sizi gezdiriyor. Tur firması geliyor, bak burası bizim kale, bakıyorsunuz. Bizim alası var, Filios Kalesi. Filios'taki kazı. Filios'taki kazıya geçen sene 8 milyon lira bütçe ayırmışlardı. Antik mozaiklerin çıkartılması için. Ne oldu? 10 senedir öyle üstü örtülü bir şekilde duruyor. Bir şey yok. Siz bunu yani bu şehire turizm kenti yapacağım diyorsunuz. Turizm il müdürü hala da atanmadı. Hala da kendilerine kim yakınsa onu bulmaya çalışıyorlar. Böyle bir atama zihniyeti mi var? Böyle bir yönetim zihniyeti mi var? Kamuran Aşkan'la da geçiyor en son gelen bilgiler o şekilde kamuoyunda. Durmuş Özkan diyor ki başkanım köprü için Burdalıcı'da tanıdıkları vardı kesinlikle diyor. Onlara vereceklerdir diyor. Fatih Direk Sayın Başkanım, kaçak ocakları hakkında düşünceniz nedir? Bize göre kaçak ocak yok. Bu Zonguldak'ta bu tarifi çok iyi yapmamız lazım. Zonguldak insanı kaçakçı değil. Öncelikle bu. Zonguldak insanı ekmeğini çıkartma derdinde. Siz doğuda ya da güneyde kaçakçı deseniz de diyebiliyor musunuz? Allah ipe getirirler bunu ben de. Bize göre Zonguldak insanı kaçakçı değil. Ekmeğini çıkartma derdinde ekmeğini çıkartan insanlar bunların yasallık statüsüne bir şekilde ve bir an önce getirilmesi lazım. Yani siz bu adamdan kömürünü alıyorsunuz. Kömürü alan bir şekilde bu kömürler termik santrallerde yanıyor. İnsanların evlerinde yanıyor. Bizim insanımız kaçakçı değil. Biz o tabire karşıyız.
Yani buradaki kilimli insanı kaçar. Resmi olmayan kömürcüler diye hitap ediyorum. Bunu bir şekilde, yani siz 20 yıldır ne yaptınız? Bu dün çıkmadı ki bu gerçek. Yüzyıllardır var. Var. E şimdi yani bu adam evinin geçimini nasıl sağlayacak? Çözüm de yok. E iş imkanı vermiyorsun. Bu adam bir şekilde iş imkanı bulmuş. Evet, bunları modernize ederek, bunları yasallık statüsüne bir an önce getirerek, yanlarında istihdam edilmesini sağlayarak yaptığınız zaman biz Zonguldak insanının böyle bir derdini tekrar şey yapıyoruz. Zonguldak kömür gerçeği var ama yine de diyoruz. Zonguldak merkez olmak üzere Zonguldak'ın tamamında turizmse bu zihniyette turizm yapamıyor. Yap, kilimle geldiği zaman adamlar da bakacak. Yapacak ya başkanım. Önce balık yemesi için kilimde balığın tutulması lazım. Balıkçının bir şekilde tutması lazım. Bölümden karadan Fatih Sultan Mehmet Anıl'ın Osmanlı Ceddin'in de almış olanın böyle. Yani karadan yürüteceğiz şeyleri, bölümden aşağı getireceğiz kayıkları. Evet, burada tutturacağız. Ağları şeyde yapacağız. Yol ayrımında. Karadon'da ağları şey yapacağız, tamir edeceğiz. Oradan getireceğiz. Peki başkanım, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş'ın çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla Zonguldak'ın en tehlikeli belediye başkanı Ali Bektaş. Şimdi iki şekilde addedersiniz. Ondan başka hiç kimse de Kozlu sahilini bu hale getiremez. Kural tanımamazlığı sayesinde, ama yaptığı kötülükler iyiliklerin önüne geçti. Yani Kozlu sahil evet çok güzel bir sahil oldu. İnsanların en azından nefes alabilecekleri bir sahil oldu. Restoranlarıyla, gezi alanlarıyla, işte mescidiyle, Kozlu sahil yolu, Zonguldak'tan gelen insanların sabahları yürüyüş yaptığı güzel bir yer oldu. Ama siz bunları yaparken yanında da bu kadar çok eksik yapmamanız lazım. Şimdi Ali Bey'in yerel medyaya çıkan haberleri var, işte yarım kalan AVM inşaatını kamulaştırabilme gibi. Demek ki Kozlu Belediyesi'nde para var. Ödemediği müteahhitlerin parasını falan durumunu çözdü. Hastane içeri test geçirebilse, o imkanı yapabilse en azından insanlarımızın sağlık açısından bir alternatife de sahip olur. 500 kişi diyor ama bana göre abartılı bir rakam. Hani 100 kişi de olsa, 10 kişi de olsa, 1 kişi de olsa istihdam sağlaması. Bu kentten istihdam sağlaması çok önemli. Bakın aynısını Erdemir yaptı. Erdemir işe alım sürecinde çok ciddi şekilde suistimal olurdu. Erdemir'den Ereğli'nin insanları ya da yöre insanından ziyade dışarıdan gelenler de tercih edildi. Özel sektörsün. Hani biz diyoruz ki tamam bu ülke bir, ama biz bu şehrin insanını, öncelikli derdimiz Zonguldak insanını, Zonguldak Gümelisinden tutun da Muskusuna kadar bu coğrafyada yaşayan, Zonguldak coğrafyasında yaşayan insanların ekonomik olarak mutlu, aile olarak mutlu, huzur içerisinde yaşayabilecekleri, gelecek kaygısı olmadan bir Zonguldak'ta yaşamaları lazım. Bizim hak ettiğimiz yaşam bu. Biz gelecek kaygısı olmadan, çocuklarımızın gelecek kaygısı olmadan, bu şehre döndüğünüz zaman ne yapacağız, nereye gideceğiz kaygısı olmadan yaşayabilmesi lazım. Siz Zonguldak'tan, Kilimli'den Filyos'a gidemiyorsunuz. Şu an gidemez. Filyos'ta, Filyos projesi diyorlar. Çok güzel bir proje. Tamamlaması inşallah bize nasip olacak. Ama siz o projeden insanları Zonguldak'a getiremezsiniz. Ulaşımı sağlayamadığınız sürece, karayolu ulaşımını sağlayamadığınız sürece, tren ulaşımını, daha modernizasyonu sağlayamadığınız sürece Filyos'un insanları Zonguldak merkeze gelmez. Gelmeyecekti. Bunun altını hepsiyle de açık ve net tartışın. Başkanım, Zonguldak genel seçimler yaklaşıyor tabii ki. Zaman daralıyor. Zonguldak'la ilgili özel bir hazırlamış olduğunuz projeleriniz var mı? Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Var. Bununla birlikte Deva Partisi şu ana kadar 12 tane eylem planı açıkladı. 12 eylem planı içerisinde doğa hakları ve çevre politikalarından tutun da KYK'la işlerinden edilen insanlar dahil olmak üzere, adil yargılama dahil olmak üzere, tarım eylem planı dahil olmak üzere şu ana kadar 12 Kasım sonuna kadar 10 tane daha eylem planıyla Demokrasi ve Atılım Partisi 22 eylem planıyla bu ülkeyi ne zaman nasıl yöneteceği, hangi sürede neyi yerine getireceği ilk sefer yazılı, çizili ve dersine çalışmış olarak hazır olan tek parti biziz. Biz bununla ilgili hem başkan yardımcılarımız hem genel başkanımızla Zonguldak üzerinde hem toplantılarda hem özel görüşmelerimizde birebir çalışıyoruz. Onlar bize önerilerini ki
Enerji eylem planı ile ilgili olan kısımda Zonguldak özelinde ne yapılabilir? Zonguldak taş kömürünün yanında ilave ne monte edilebilir? Bu şehir insanının sadece tek üretime mahkum edilmeyip farklı geçim kaynaklarıyla ne yapılabilir? Bunları tartışıyoruz. Bakın TSO'ların bugün Ereğli ve Zonguldak'tan bir çalışması var. Karadeniz balıkçılığı konusunda çalışması var. Hani bir şekilde bu şehre katma değerler katıp bu şehirde biz yaşanılabilir ve gelecek kaygısı olmayan bir Zonguldak yaratmaya çalışıyoruz. Eylem trafiğiyle, altyapısıyla, hastanesiyle, okuluyla, stadyumuyla bir yaşanabilir Zonguldak yaratmaya çalışıyoruz. Peki stadyum dediğiniz zaman Zonguldak stadı ile ilgili de çok söylentisi çıkıyor. Kastamonu maçında devrekte oynayacağız. İşte, açmıştı ya büyük belediye başkanımız iki maç için açtı sonra kapattı tekrar. Evet o kadar. Sayın Mali ile beraber açmışlar. Şov yapmaları gerekiyordu. Şovunu yaptılar. Tamam dediler. İki maç için şey yaptık. Ya bilinçli bir şey yaptılar. Yok işte maçlar dışarıda oynanacak. Nabzı ölçtüler. Nabız yokladılar. Nabız yokladılar. Şehirden istedikleri tepkiyi alamayınca kapat ne demek padişahım diyemeye çıkmayınca döndüler bu sefer. Tamam o zaman işte biz ikna ettik müteahhit firmayı da. Yapbozlu iş mi olur ya? Takvim maç takvimi belli. Sadece rakiplerin adı belirtildi. Bütün ne zaman oynanacağı, aranın ne zaman vereceği hepsi belli. Okullarda da aynı. Siz bakıyorsunuz okula gittiğiniz zaman ara tatilin ne zaman olacağı, 15 tatilin ne zaman olacağı, resmi tatillerin, dini bayram ne zaman olacağı hepsi belli. Hani siz bu programda buna rağmen yapamıyorsanız daha ne yani diyecek bir şey yok yani. Siz bunu biliyorsunuz, görüyorsunuz. Bu şehrin site satabileceği, başarısına aç, susak olduğu bir tek futbol var. Bunun yanında işte Zonguldak Spor Bayan basketbol takımı kanattan sayesinde Zonguldak adı tekrar gündeme gelmeye başlıyor. Hani siz bunlara ihtiyacımız varken kısır döngüden stadı zamanında yaptı göremiyor musun ya? Bu kadar mı beden orada şov için çıkıyorsun biz yaptık müteahhit firmaya dedi kızdık iki maçı burada oynatıyor. Sen Kastamonu maçı niye devrekte oynatıyorsun? Bundan sonraki maçlar zaten çoğu devrekte. Peki başkanım, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben konuşurum. Konuşurum, sabaha kadar konuşuruz. Problem yok. Zaman sınırımız yok. Siyasetten konuşuyoruz. Peki, genel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Deva Partisi bir çalışma içerisinde, Zonguldak'ta da sizlerin sayesinde. Peki, önümüzdeki seçimlerde milletvekili adayı olacak mısınız? Ben ilk başkanım. Birçok il başkanı milletvekili adayı oluyor. Ben il başkanı. Yani böyle bir düşünceniz var mı? Genel merkez size aday açınız dese veya? Ben bir tek Ali Babacan ne derse, ben geçen il başkanları toplantısında da aynı sözü söyledim. Her zaman il yönetimindeki ve ilçe başkanları arkadaşlarıma da aynı sözü söylüyorum. Ben Ali Babacan'ın Zonguldak il başkanı. Bana ne zaman derse ki sen orada değil buradasın. Gönlümde böyle bir şey var mı? Benim gönlümde il başkanı olmak var. Ben iktidar il başkanı olacağım. Peki. Biz Zonguldak, İl başkanı olursanız milletvekili adaylığınız hazır mı? Adaylık. Biz Zonguldak, Türkiye'yi Deva Partisi iktidarıyla tanıştıracağız. Ortak akılda bu ülkenin yönetilebildiğini göstereceğiz. Altılı masanın ileriki süreçlerinin nasıl olacağını hiç kimse bilmiyor. Hani bize ne denirse, genel başkanım ne takdir ederse onu uyacağımız için. Ama bizim niyetimiz, benim senin gönlünde olan ne dersen, ben Deva Partisi'nin iktidarında Zonguldak'ta ortak akılla, liyakatla, dürüst ve işin ehli kadrolarla bu şehrin 1 lirasını heba etmeden, Manolya Park'taki gibi yavuz yaptırmadan ya da sokağa atılan milyonlarımızı heba etmeden bu şehri nasıl hak ettiği şekilde yürür, yönetir, mülki erkan idare edilir. Biz bunu gösterme derdiniz. Bizim kimseyle sıkıntımız yok. Kozlu'da köprülü kavşak yapıldı. Herkes yapılacaktı. Herkes kaymakamı kabahat buluyor. Bu şehirde atanarak gelen hiç kimseye kimsenin kabahat bulma şansı yok. Kilimli kaymakamı olur, Kozlu kaymakamı olur, Zonguldak valisi olur. İsimler ne olursa olsun. Bunlar sonuçta görev süresi bitiminde kendi memleketlerine ya da süreleri varsa başka illere geçecekler. Ama siz seçilmişler ve bu şehirde yaşayanlar bizim başka yere gitme şansımız yok.
Ben i̇şte Zonguldaklıyım, doğumlu Zonguldaklıyım. O yüzden başka yere gitme şansım yok. O yüzden bu şehirde, ben bu şehirde kalıcı, güzel ve hak ettiği şekilde yönetim için varız. Son bir soru geldi, onu da size soralım, öyle veda edeceğiz. Sayın Fatih Başkanım, sizin için HDP, PKK'nın siyasi ayağı mıdır? Evet, ayağıdır. Net bir şekilde. Ne? Yani bakın, biz farklı polemiklere kimse çekmeye çalışmasın. Bizim genel başkanımın FETÖ ile ilgili tavrı net. Kullanmış olduğu kelime net. Kimse çıkıp da Ali Babacan için sen FETÖ'cüsün diyemedi. Kayıtlarımızda bu vardı diyemedi. Bizim partimin demiş olduğu her şey çok net. Bu ülkede bir Kürt gerçeği var mı? Var. Var. Onunla bölücülüğü kimse yan yana getirmesin. Bizim bölücülükle bu ülke için bir toprağını alıp da bir yere getirecek olan, getirmeye niyeti olan, farklı bir bayrak açmaya çalışan hiç kimseyle ortak hiçbir şeyimiz yok. Biz sonuçta bu şehir için, bu ülke için şey yapıyoruz. Ben önce Türk'üm diyorum. Bizim kimliği, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Türk kimliği taşıyorum. Kimse bizim hani farklı siyasi partimizi farklı bir yerlere çekmeye çalışmasın. Bizi siyasetimizi eleştirmeye çalışanlar varsa her türlü şeyi tartışırız. Zonguldak'ın bütün gerçeklerini saymış olduğu, sizin sormuş olduğunuz bütün gerçeklere parmak basan tek parti Deva Partisi. Biz bunda çok mu şey yapıyorsun diyorsun, sesin çıkmıyor mu? Sesimizin çıktığı kadar biz doğruya doğru diyoruz. Geçenlerde Kozlu Belediye Başkanı'nın bir açıklaması oldu. İşte orman alanıyla ilgili olan kısımda bir suç duyurusunda bulunacağım. Bizim il yönetici arkadaşımızın böyle bir iddiası vardı. Biz de kendisine diyoruz ki bulun suç duyurusu. Eğer siz haklıysanız biz özür dilemesinde, adabıyla özür dilemesinde biliriz. Sizin böyle bir şey yok ama karşılığında farklı bir sonuç çıkarsa da aynı tepki insan karşımızdaki insandan bekliyoruz. Biz bu şehirde varız. Biz bu Zonguldak siyasetinin içerisinde Demokrasi ve Atılım Partisi var. Bu parti Türkiye'nin geleceği için Sayın Ali Babacan ve Deva kadroları lazım. Biz bugün bakın 6 ilçede yapılanmış olmamıza rağmen bütün il başkanlarıyla tek tek de konuşup herkesle de tartışabilecek donanım ve bilgi seviyesine sahibiz. Biz bu şehri ya da bu ülkeyi yönetmeye çalışırken laf olsun diye değil, eylem planlarımız da. Bir sonraki yayınımızda eğer fırsat olursa tekrar davet edersiniz. Eylem planlarımızda bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi, Deva kadrolarının Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl yöneteceği, dış ilişkilerini nasıl yöneteceği, tarım eylem planını nasıl yöneteceği, enerjide nasıl yöneteceği, adil yargılamadaki ülkemizin en ihtiyacı olan şey hukuk. Bunun en basitinden hani bugün belki Kilimli'ye çok zaman ayırdık ama Kilim'de yaşamış olduğumuz hukuksuzluk. Yani bu ülke hukuka ihtiyacı var. Her şeyden önce hukuka, huzura ve güvene ihtiyacı var. Bunu da sağlayabilecek olan kadrolar Deva Partisi'dir. Deva Partisi kadrolarıdır. Biz bu şehrin bütün ihtiyaçlarını takip ediyoruz. Anlık takip ediyoruz. Siz bu Zonguldak Spor otobüsüyle Sakarya'ya taşıma öğrenci getirirken Zonguldak Spor Kulübü logosunu taşımayacaksınız. Çok şeyiniz varsa dışarıdan turizm firmalarına tutacaksınız bir tane otobüs. Onunla gideceksiniz. Zonguldak Spor Kulübü ismini siyasallaşmasına karşıyız. Bunun tepkisini veren de biz olduk. Evet. Yani biz bu şehirde bu şehrin isminin güzel anılmasını istiyoruz. Zonguldak ismi hak ettiği şekilde gelmeli. Türk Cumhuriyet'in ilk kentiyiz. Ama imar olarak en kötü kentiyiz. Trafik olarak en kötü kentiyiz. Sizin Ereğli'de çevre yolunuz yok. Kamu binalarınız yok. Alaplı'da ciddi bir şekilde fındık üreticisine 53-54 lira fiyat verdiniz. 43-44 lira fiyatlar var. Fındık üreticisi perişan vaziyette. Çaycuma'da dışarıdan gelen öğrencilerimiz ciddi şekilde barınma problemleri ve kira fiyatları fahiş bir şekilde. Demin siz de bahsettiniz. Çok ciddi şekilde yükselmiş vaziyette. Gökçebey'deki sıkıntımız hani Allah'tan çıktı bir arkadaş kestane balı dedi. Zonguldak Türkiye'nin dünyanın kestane balı merkezi dedi. Hani öyle Gökçebey insanların aklına geldi. Devlette çeşitli sıkıntılarımız var. Hani siz bunları yok sayarak merkezi 3 tane kazandığınız belediye başkanlığından varsaydığınız zaman bu iş olmaz. Biz Zonguldak'ın 598 bin nüfusuyla kapsamış olduğu coğrafi alanıyla biz tamamı için varız. Zonguldak'ın Ormanlı'daki sıkıntıyı da biliyoruz.
Gümeli'dekini de, Filyos'takini de, Gelik'teki sıkıntıyla biliyoruz. Yani biz iki kavrama karşıyız. Bu ülkenin bölücülerine ve Zonguldak insanına kaçakçı diyenlere. Biz şöyle diyoruz başkanım. Bizim Zonguldak insanımız kaçakçı değil. Çok güzel. Çok şeysin o zaman geleceksin, yasallaştıracaksın. Yasallaştırmak için yapacaksın. Bugün dinyit kömürüyle taş kömürünü aynı fiyata getirdik, %40 zam verdik diye hava atmayacaksın. Kandırmayacaksın insanları. Siz %40 emek veriyorsunuz. Bugün kömürün üretim ton maliyeti kaç para? 2000 liradan özel sektör kömürcüsünü özel sektöre mahkum ettirdiniz termik santralde. 3-4 bin liraya bulduk ki o tonu dışı özel. Niye mahkum ettirdiniz o zaman santralleri 2000 liradan? İşte özel sektör geldi mi? Ama linyit kömürle aynı maliyette ki bir yer üstünde bir yer altında. Hadi aynı maliyette çıkar. Ben yıllardır şey söylüyorum, Zonguldak Ankara'ya 270 kilometre, İstanbul'a 300 kilometre. Ama maalesef bu kadar yakın büyük şehirlerin 50 yıl gerisinden gelen bir şehiriz maalesef. Zonguldak unutulmuş bir kez. Zonguldak unuttular, unutturdular. Deniziniz var, deniz ulaşımınız yok. Havalarınız var, sadece İstanbul uçuşlarınız olan ve yurt dışı sadece Almanya olan milli bayrak taşıyıcınız çalışmadığı bir havalarınız var. Demiryolu ulaşı, iletişiminiz sadece Karabük'te sınırlı. Karabük'ten öteye yok. Karabük Ankara var, Zonguldak Karabük Ankara tren seferi yok. Hani belki insanlar tercih eder etmezsiniz. Açın da insanlar tercih edip etmemesi insanlara kalsın. Karabük dövüsü bizden daha güçlü. Karabük Ankara tren seferi var. Nostalji sefer. Ya yapılabilir mi bence? Daha önce vardı. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Zonguldak Ankara tren seferi vardı. Hızlı ya tren ya güven. İkisiyle. Hızlı tren olsa bence bugün hızlı trenle Zonguldak Ankara arasında birçok yolcu gidecektir bence. Eskiden ya trenle ya Ankara ya trenle güvenle gidilir. İki alternatif vardı. Biz bu zamanları da hatırlıyoruz. Hani biz bu şehrin gerçeklerini biliyoruz. Bu şehirde siyaset yapan her arkadaşımız, her siyasi partideki arkadaşımız bizim için kıymetli. Sonuçta herkes bu şehir için bir şeyler üretmeye, bu şehirde katmaya çalışıyor. Ama bu şehrin ve bu ülkenin katma değerinin daha iyi olması lazım. Zonguldak özelinde, çünkü bizim öncelikli şeyimiz Zonguldak. Hani bir genel ülke siyasetçi, biz yerel siyasetçiyiz. Burada derdimiz, tasarımız Zonguldak. Zonguldak'ın daha yaşanılabilir, hak ettiği şekilde. Zonguldak'ta hala daha bitmeyen hastane sorunu var. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ni açtılar, biz sahipliği, kendileri sahiplendiler ama Hacettepe'den gelen bir üniversiteyi bile biz açtık diyen bir iktidarla Zonguldak uğraşıyor. Hala Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ciddi bir şekilde atılım yapması lazım. Biz olduğu yerden, olduğu eğitim sıralamasından memnun değiliz. Üniversite hastanesinde çeşitli sıkıntılar var. Bunların her gün sosyal medyalarda basında yer alıyor. Temizlik olarak, öğretim kalitesi olarak, doktorların istememiş, hiç yakıştıramadığı bu şekilde bıçak paralarını hortlamış olduğu söylenerek. Yani biz bu şehrin bütün gerçeklerini doktorlar biliyoruz. Gelen doktorlar kaçıyor maalesef. Bu insanı burada tutamazsınız. Bu insanı, dışarıdan gelen insanı Zonguldak'ta tutabilmeniz için iyi bir sosyal hayat, yaşanılabilir bir kent sunmamız lazım. İnsanların rahatça Kilimli'ye gelip yemek yiyebilmesi lazım. Kilimli'deki insanın Kozlu'ya gidip sporunu yapabilmesi lazım. Bu insanlara ulaşım olarak, ulaşım alternatifi olarak, yaşam alternatifi olarak bir şeyler sunmanız lazım. Yani siz üniversite öğrencisini buraya getirip 2 sene burada yüksekokulda tuttum, ondan sonra lanet olsun Zonguldak'a. Twitter'a bakın bugün, Zonguldak'tan kim gittiyse gülü oynayarak giden bir şey yok. Herkes şöyle çok olumsuz ciddi şekilde olumsuz eleştirilere sahip oldu. Bunları Deva Partisi'nin iktidarında yaşayacağız mı? Zonguldak'a yaşanılabilir, tercih edilebilir bir şehir yapacağız. Bizim en büyük amacımız, hayalimiz bu. Bu şehrin tercih edilebilir olması lazım. Kamil Başkan da öyle söyledi ama bakın. Terk edilen değil, tercih edilen Kilimli olacağız dedi. Tercih ediyor ama. Tercih ediyor. Tercih ediyor. Mikrosu getirdi. Tabii. Yani onları kendisi için tercih ediyor. Yani çıksın, yıktığı balıkçı barınaklarının oraya ne yapacağını söylesin. Terminal hikayesi anlatmadan ne yapacağını söylesin. 8 tane balıkçı değil, 85 tane balıkçı anlatsın bize. Yani siz insanlara vermişsiniz balıkçı kartını, devlet de Tarım Orman Su İşleri Bakanlığı verdiyse siz bunu ispat etmek, bunu kabul etmek zorundasınız. Orada bizden değil. Çok kolay ya, alırsınız papatya ayıklar gibi. Bizden değil fal tutarsınız. Bunlar bizden. Yok, sen oradaki herkese eşit muamele yapmak zorundasın. Kilimli halkına eşit muamele yapmak zorunda. Zonguldak halkının hak ettiği hizmetleri almak zorunda. Hala daha trafik keşmekeşi yaşıyoruz ya.
Başkanım ben bir şey söyleyeyim, ben pes ettim. İlk defa bir konuk karşısında bu kadar suskun kaldım ben. Vallahi bıraksak 5-6 saat daha maşallah. Biz bu şeyi konuşulacak. Çok şey var ama bu kadar donanımlı bir şekilde bunların üstesinden gelebiliyorsunuz. Yani bu kadar donanımlı. Biz bu şehrin, çünkü biz bu şehir gerçekleriyle yaşıyoruz. Biz bu şehirde yaşıyoruz. Aşkım, en büyük farkımız bir program daha sözüm olsun size. En büyük farkımız bu ki biz çünkü bu şehir gerçekleriyle yaşamak zorundayız. Bu şehirde yaşayacağız. Bu şehirde Allah izin verirse öleceğiz ki mezarlarımız bu şehirde olacak. Benim babamın mezarı burada. Anne tarafımın bütün mezarları burada. Benim bu şehirden başka bir yere gitme şansım yok. Ben başkaları gibi Beycuma'ya gidince siz Karadenizlisiniz. Oraya gidince siz Zonguldak. Yok, ben Zonguldak'tayım. Ben bu şehrin gerçekleriyle yaşıyorum. Kilimi'deki insanım, abim, kardeşim neyse, Kozlu'daki de o, Gökçebey'deki de o, Alaplı'daki de o, Muslu'daki de o. Biz bu şehir gerçekleriyle varız. O yüzden biz bu şehirle dertleniyoruz. Bu şehrin hak ettiği hizmet seviyesine de DEVA kadroyla ulaşacağı konusunda çok eminiz. Teşekkür ediyorum başkanım. Sizleri yalnız bırakmadınız. Bir program daha sözümüz olsun. Daha doya doya bir program yaparız inşallah. Evet sevgili Kanal 67 ve Kilim'in haber izleyicileri, bir arka bakışın daha sonuna geldik. Biz ayrılan sürenin sonundayız. Bize bu akşam eşlik eden, bizleri kırmayarak yayınımızda sorunuzu dürüstçe ve mertçe cevaplayan sevgili başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu arada adı geçen şahıslar yayın hakkında içerisinde isminleri zikrettiğiniz kişiler kendilerine söz hakkı vardır. Her zaman bizlere ulaşabilirler. Söz haklarını kullanabilirler. Türkçe'yi sert içecek affola. Her şeyden önce sağlıklı kalın. Hoşça kalın.